Evet. Mahmut Bey merhaba. Merhaba Serkan Hanım. Nasılsınız İyiyim, tekrardan? teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İsterseniz çok vaktinizi almadan Estağfurullah. sorularımıza geçelim. Şimdi Mahmut Bey, kısaca özetlemek istiyorum ben ilk önce Metconlines'ı. 10 yıldır, yaklaşık 10 yıldır deniz taşımacılığı ve kara taşımacılığı alanında hizmetler veriyorsunuz. Soru sormak istediğim alanlar da aslında bu hizmet verdiğiniz alanlara yönelik. İlk olarak dünya ve ülkece zor günler geçiriyoruz Maalesef. salgın dolayısıyla. Sizler Metconlines ailesi olarak bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Ne gibi önlemler aldınız? Ya da nasıl müdahil oldunuz bu sürece? Biraz bundan bahsedebilir misiniz Tabii bize? ki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu tür durumlarda da olsa insanları bilgilendirmek, hakikaten alacağımız hareketleri önceden görebilmek ya da kimlerin ne yaptığını görebilmekle çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok da değerli bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Biz neler yaptık? Tabii süreç zor. Açıkçası biz ilk vakanın olduğu ya da duyulduğu günden itibaren yaptığımız işlerin kendine özgü önlemlerini alabildik. Nedir bunlar? Depo işletmeciliği yapıyoruz. Kara nakliyeciliği yapıyoruz. Deniz yolu, hat ve kabotaj işletmeciliği yapıyoruz. Ve bununla ilişkili olarak ofislerimiz var. Anlamda ofis çalışanlarımızın bu anlamda evden çalışması için gerekli önlemleri alarak evden doğru düzgün çalışmasının önünü açmış olduk. Depo çalışanlarımız için ayrı bir prosedür gerekti. Depo hiç durmadı, devam etti. Onun yanında kara nakliyesi çalışanlarımız için ayrı prosedürler ve ayrı önlemler alarak yolumuza devam ettik. Gemilerimiz için de aynı şekilde herkesin aldığı önlemlere ek olarak bizim bilgilendirme, bu süreci doğru bir şekilde geçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. O süreçten beri de bu hafta başına kadar yani özellikle ofis çalışanlarımız evden çalışmalara devam etti. Bu hafta başı itibariyle bu yeniden normalleşme süreci adımları olarak her birimden mutlaka bir kişinin olacağı şekilde ama bunu yaparken de ofise girişte ateşin ölçülmesi, ofise geldiklerinde ve giderken maskelerinin verilmesi, süreç içerisinde devamlı havalandırma ve otomasyonların yani ortak kullanım alanlarının otomasyonla yani mümkün olduğunca en az el değerek yapılacağı şeyler oluştu. Dezenfektanlar şirket içerisinde her tarafa dağıldı. Bu şekilde de normalleşmeye ya da yeniden normalleşmeye adımlar atmaya başladık. Depolarımız çalışıyor. Gerekli önlemler alınıyor girişinden çıkışına kadar. Kara nakliyesinde arkadaşlarımız ilk günden itibaren çalışıyorlar. Özverili çalışıyorlar. Her ne kadar sağlık çalışanları olsa da lojistik çalışanlarının tüm sektörün hakikaten emeği çok fazla. Gerçekten çok çok teşekkür etmek lazım bu süreçte bizleri herhangi bir sıkıntıya bırakmamak için ellerinden ne geliyorsa her şeyi gerekli şekilde yaptılar. Biz bu şekilde önlemler aldık. Yeniden normalleşmeye dönerken de gerekli önlemleri arttırarak devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Bu zor bir dönem. Tabii ileride anlatacağım ama bunun yanında tabii kişilerin psikolojik olarak bu sistemde, daha doğrusu bu süreçte çok fazla etkilenmemesi için de şunu yaptık. Gerek İK olarak, gerek Medfon yönetim ekibi olarak her bölümle mutlaka en az bir kere olmak şartıyla çeşitli konferanslar, video konferanslar yapıldı. Orada sadece iş konuşularak değil, hatta iş konuşulmadan hiç halini hatırını soracak, süreç içerisinde zorluk yaşayan olursa o zorluklarda beraber olduğumuzu gösteren bir dizi süreç geçirmiş oldu. Şükürler olsun.
şu ana Evet. kadar en azından hastalıkla ilgili herhangi bir rahatsızlık hissetmedik. Hiçbir ekibimizde, hiçbir çalışanımızda. Umuyoruz bundan sonra da gerek Medcom çalışanları, gerek sektör çalışanları, gerekse de tüm ülke için mümkün olduğunca güzel günlere bir an önce Umarım. kavuşmamız inşallah yakındır diyelim, giderek tabii yakınlaşıyoruz Evet, yani. kesinlikle. Mahmut Bey, ben ikinci soruma geçmeden kadrajınızı biraz böyle yukarı doğru alabilir misiniz? Ortalayabilir misiniz? Evet, Evet. şimdi biraz daha yukarı. Şu an, evet, şu an iyi. Tamam. Şurada tabii telefonla çok fazla video konferansa katılmıyoruz açıkçası. O yüzden Evet. telefonlarla, hani Instagram üzerinden ve telefonlarla olduğu zaman maalesef nasıl sabitleyeceğimizi çok fazla bilemedik. Buyurun. İyi midir şu anda? Evet. Şu an Tamam. harika, çok iyi görünüyorsunuz. Diğer soruma Buyurun. geçmek istiyorum. Şimdi aslında en önemli alanlardan biri de sizin hizmet verdiğiniz alanlardan konteyner hat işletmeciliği. Ve şu anda da sanırım en çok etkilenen alanlardan biri de o oldu. Şimdi siz bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz konteyner hat işletmeciliğini? Bununla nasıl baş ettiniz? Ne gibi çözümler ürettiniz? Biraz bundan bahsedebilir Tabii misiniz? süreç herkes için zor olduğu gibi, yani nakliyin her sektöründe zor olduğu gibi konteyner hat işletmeciliğinde de çok zor. Zaten Tabii. Çin'in bir yeni yıl tatilinden çıkması, ondan sonra Çin'de başlayan ve bütün dünyaya yayılan etkiler haliyle bütün konteyner hat işletmecilerini kötü yönde etkilemiş oldu. Biz de bu etkilenmeden tabii ki nasibimizi aldık, ama en az zararla çıkabilmemiz için açıkçası işimize daha fazla sarılacağımız, daha çeşitli şeyler yapabileceğimiz, yani bu işin fırsata dönüştürülebilmesi için çeşitli adımlar atabilmiş olduk. Biz süreci mümkün olduğunca az zararla geçirmeye çalışıyoruz, ama sektör, özellikle konteyner hat işletmeciliği tarafında açıkçası daralan bir pazarla, daralmanın etkilerinin de yavaş yavaş daha fazla görüldüğü bir sistemde gidiyor. Bizler elimizden geldiğince gerek çalıştığımız bölge, Kuzey Afrika ağırlıklı çalıştığımız, gerekse de bizim daha ufak, daha niş bir yapıda olmamızdan dolayı açıkçası en az zararı görebilecek şekilde, etkilenecek şekilde devam ettiğimize inanıyoruz. Umuyoruz çok uzun sürmez, ama herkes gibi biz de tabii ki nasibini aldık bu işte. Evet. En son röportaja geldiğimizde Mahmut Bey, 2009 yılının nasıl geçtiğini sormuştuk ve siz gayet verimli, çok güzel geçtiğini Güzel, söylemiştiniz güzel hatta. günlerdi. 2020 Çok iyi. için de, evet, 2020 yılı için de umutlu olduğunuzu yine dile getirmiştiniz. Şimdi 2020 yılının bu dönemini değerlendirecek olursak, salgının da etkisiyle ne gibi zorluklarla karşılaştınız şirket olarak? Tabii 2019 bizim için güzel bir yıldı. Gerçekten çeşitli Evet. değişikliklerin yapıldı. Yani konteyner sayımızın arttığı, yeni binamızın alınıp taşınıldığı, ki gurur duyduğumuz, yani sektöre güzel bir şey oldu. Gemi şeklinde lokasyonu Evet, çok çok güzeldi. güzel olan bir binaya taşınmamız. Ortaklık yapılarında gerekli değişiklikler. Bunlar oluştuktan sonra tabii 2027 gayet güzel başladık aslında. Süreç biraz sekte vursa da biz hala umutluyuz. Yani umutlarımızı yitirmedik. Tabii ki etkilendiğimiz, ama demin de bahsettiğim gibi etkilenmenin gerek kendi şirketimiz, gerek sektörümüz, gerekse Türkiye olarak eğer doğru okuyabilirsek çok da güzel fırsatlar oluşturduğunu gördük. O adımları atıyoruz. 2020'nin de ben umuyorum çok uzun sürmeyen bu sürecin, çok uzun sürmeyecek bu sürecin sonunda çok çok daha güzel olacağına inanıyorum.
Biz tabii hedeflerimiz konusunda biraz etkilenmiş olduk ama açıkçası çok çok da kötü bir yıl olacağına inanmıyorum. Ben biraz da optimistik davranıyorum. Bilmiyorum. Umuyorum öyle olur. Şimdi Mahmut Bey, sizin bir özelliğiniz de dünyanın birçok yerinde ofisiniz var. Arnavutluk, Lübnan vesaire birçok yerde ofisleriniz bulunuyor. Şimdi pandemi süreci başladığında bundan nasıl etkilendiniz yurt dışındaki ofisler bağlamında değerlendirecek olursak? Tabii şöyle, her ülkenin kendisine göre önlemleri aldık. Yani mesela İspanya'daki Tabii. ofisimizde çok daha erken, yani Türkiye'den çok daha önceden beri yaklaşık 3 aylık süreçte kesinlikle evden çalışmayı yeğledik. Ama bunun yanında Mısır'daki ofisimiz çok daha az etkilendi, çok daha farklı önlemler alındı. Cezayir'deki ofisimiz keza öyle. Tunus, yani her ülkenin kendisine has, o ülkenin hakikaten durumuna göre yani İspanya'nın, Mısır'ın ya da Cezayir'in ya da Tunus'un kendisine özel önlemler aldık oradaki arkadaşlarımızla beraber. O kadar herhangi bir sıkıntısını görmedik hiçbir ofisimizde, hiçbir şirketimizde. O şekilde de devam ediyor açıkçası. Şimdi kabotaj taşımalarına da çok önem verdiğinizi biliyoruz şirket olarak. Bu segmentte durum nedir? Bu salgın süresince orada nasıl gelişti? Süreci nasıl öngörüyorsunuz kabotaj taşımacılığına dair? Valla bazı daralmalar bazı taraflara pozitif etkiler yarattı. Kabotaj da bunlardan bir tanesi açıkçası. Neden kabotaj? Ve biz özellikle Marmara içinde ya da Akdeniz içerisinde feeder taşımacılığı yapıyoruz. Marmara içinde ya da Türk limanları içerisinde olanlara işte iki tane Türk bayraklı gemiyle devam ettiğimiz kabotaj adı altında, yani kabotaj hizmeti adı altında yapıyoruz. Tabii sürecin gerek globale gerek de daha büyük hatlara daha büyük etkiler yaratması sebebiyle fidro olan ihtiyaç daha çoğaldı. Yani depolarımız çok daha fazla çalışmaya başladı. Kara nakliyemiz durmadı. Bu süreçte devam ediyor. Ve kabotaj taşımacılığımız artan bir taleple devam ediyor. Nedeni de büyük gemilerin yük arttıkça kendi uğraklarını yapmasındansa bizim gibi ufak gemilere ya da feeder taşımacılığına daha çok önem göstermesi ya da daha çok kostun sevilmesi açısından daha çok tercihlerinin olması sebebiyle oldu. Şu anda devam ediyor, hiç durmadık. Orası da güzel bir şekilde devam edecek ki bu daha sonra oluşacak süreçlere de adımları atıyoruz. Yani gösteriyor bize. Büyük daralmasıyla beraber daha büyük gemilerin, daha büyük hatların bu tür ihtiyaçları oluşacak. Gerek biz gerek de bu işi en az bizim kadar iyi yapan Türkiye'deki bütün Türk armatör yani hat işletmecileri gerçekten bundan gerekli dersi alırlarsa ya da gerekli öngörüyü oluşturabilirlerse çok da güzel şeyleri beraberinde getireceğine inanıyorum. Maalesef kötü bir şey ama çok çok güzel şeyleri de beraberinde getirme ihtimali de doğru okuyabilirsek hep beraber olacağına çok fazla inanıyorum. Kabotaj onlardan bir tanesi, hiç azalmadı, artarak devam ediyor oradaki sürecimiz. Evet. Şimdi bu pandemi sürecinde de deniz ticareti hiçbir şekilde durmadı ve denizcilik Evet. sektöründe çalışan firmalar da kendi alanlarında yine işlerini bir şekilde devam ettirmeyi başardılar. Şunu sormak istiyorum bu alanla ilgili. Denizcilik sektörü bu süreci çok iyi geçirdi diyebilir miyiz sizce? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Şöyle, hani maddi anlamda derseniz hayır ama gerçekten işin başından sonuna kadar çok zor dönemde insanları yalnız bırakmaması gerek global gerek daha niş hatların
tamamı ya da denizciliğin ya da lojistik sektörünün her alanında olduğu gibi gerçekten önemli şeyler, gerçekten güzel şeyler yaptı. Kimse yarı yolda kalmadı. Kimse hakikaten talebinin karşılığını görmeden devam etmedi. Yani bir kısıntıya uğramadı. Çok çok güzel çalıştık. Çok çok güzel şeyler yaptık. Demin söylediğim gibi gerçekten tabii ki sağlık çalışanları ya da Türkiye'deki hakikaten hükümetin bu süreçte aldığı çok çok güzel önlemlerin yanında onların açtığı yolla lojistik sektöründeki gerçekten bu güzel çalışmalar ya da önem arz eden özveriyle, emekle çalışmalar hiç durmadı, durmuyordu zaten. Maddi anlamda tabii ki sektörü biraz böyle ayrıştırırsak bazı sektörler bizim gibi konteyner hat işletmecilerinin etkilendiği bir yer oldu ama kesinlikle hiç kimse bizde dahil olmak üzere yani Metcon'da dahil olmak üzere diğer bütün hatlarda hiç taviz vermedi. Düzenli seferlere her zaman devam etti. Peki bu süreç içerisinde yeni yatırım planları yaptığınız veya yeni hedefleriniz var mıydı? Ya da vazgeçtiğiniz herhangi bir proje ya da duraksama, erteleme gibi bir şey söz konusu var oldu mu? Var maalesef. İki tane gemi alımı konuşuluyordu. Orada şöyle bir şey oldu. Tabii orada hedeflerin tekrardan gözden geçirilmesi söz konusu oldu. Hala vazgeçilmiş değil. Krizlerin aynı zamanda fırsatlar oluşturduğu herkes tarafından bilinmekte. Açıkçası sürecin ne kadar gideceği ya da nasıl oluşacağıyla ilgili o iki tane geminin çok acele edilmeden satın alınmasına karar verdik. 2020 içerisinde de olabilir. Nereye gideceğine bağlı olarak 2021 senesinde de olabilir. Bunun yanında mesela Cezayir'de bir depo açılışı düşünülüyordu, planlanıyordu. Bunu biraz postpone ettik, yani biraz öteledik. Bunun gibi ötelediğimiz ya da zamana bıraktığımız bazı şeylerimiz oldu. Evet. Peki doğa desek Mahmut Bey, doğanın sizin için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu biliyoruz. Bu konuda fikirlerinizi de merak ediyoruz açıkçası. Sizce yeni dönemde insanoğlu doğayla barışık bir hale gelecek mi? Çünkü gerçekten hani etrafımıza baktığımız zaman bazen haberlerde de görüyoruz, sık sık biz de yayınlıyoruz onları. Yunuslar Galata'nın oraya kadar bile geliyorlar. Yani o deniz taşımacılığın biraz ertelenmesinden dolayı. Şu anda da işte daha fazla yeşillikler görmeye başladık. Hani denizler temizlendi. Bazı hayvanlar bizim dolaştığımız yerlere inmeye kadar bile başladılar artık. Bu konudaki fikirlerinizi sizlerden almak istiyoruz. Doğa her zaman önemli. Doğasız yaşanmıyor. Temiz bir doğanın hakikaten bizlere katkılarının ne kadar güzel olduğu. En azından bir baktığınız zaman bir içinizin ferahladığı, hakikaten temiz havanın ya da temiz bir ortamın gerçekten ne kadar önemli olduğu sadece bu dönemde değil her zaman algılanması gereken bir şey. Evet. Kesinlikle. Bu dönemin belki güzel getirilerinden bir tanesi. Maalesef her kötü şeyin içerisinde böyle güzellikler de bulunabiliyor. Doğanın önemini anladık. Tabii biraz realistik olursak şu dönemde anladık yani bu soruyu bugün sorduğunuz zaman dünyada birçok insan tabii ki doğanın ne kadar önemli olduğunu söyleyecektir. Umuyoruz inşallah ilerleyen dönemlerde de bu önem normal bir yaşama geçildiğinde de unutulmaz ve gerçekten ona saygılı olarak ondan çok şey alarak ama hiçbir zarar vermeyerek devam ettiğimiz bir süreç olur. Herkes önemini anladı. Umuyoruz bu çok çok da uzun gider. Biz zaten zamanından, yani başından beri gerçekten doğaya saygılı olmayı her zaman özen gösterdik, önem gösterdik. Ne yaparsanız yapın, temiz, sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir doğada olmadığınız zaman bu yaşamın size çok fazla kalitesiz geleceği aşikar. Hepimizin ortak noktada buluştuğu umuyorum. Çok ilerleyen, çok çok da güzel şeylere ne bileyim sebep olabilecek
anlayışlarla karşılaşacağız. Bugün için böyle. İnşallah yarın her şey normale döndüğünde de hepimiz doğayı unutmaz, güzelliklerinin farkında varırız, Evet. devam ettirebiliriz. Umarım tekrardan bunu yapabiliriz sizin de dediğiniz gibi. Peki Mahmut Bey, şöyle bir şey sormak istiyorum. Bunu bütün katılımcılarımıza genellikle soruyoruz çünkü bu konudaki fikirleriniz bizim için önemli, sektör temsilcileri olduğunuz için. Türkiye ve dünya genelinde değerlendirecek olursak bu salgın dönemini kültürel, ekonomik, sosyal veya siyasal, aynı zamanda da teknolojik anlamda bizi nasıl bir gelecek bekliyor sizce? Hatta benim yaptığım röportajlarda genelde şu terimi duyuyorum, yeni normal. Ve bu benim çok hoşuma giden bir kelime gerçekten. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet, biz birçok şeyin farkına vardık. Çok şey öğretti bize. Öncelikle hakikaten yaşamın, ailenin ya da çevreye, insana saygılı olmanın nasıl bir şey olduğunu hakikaten durup bir düşünmeye başladık. O kargaşanın, o koşuşturmanın içerisinde bir derin nefes alabildik. Çok çok güzel şeyleri beraberinde getirdi. Ve şunu gördük, ben kendi adıma söyleyeyim, yani bizde 3 saatini, 3,5 saatini yollarda harcayıp hakikaten ofise gelmek zorunda olan ya da ofisten tekrar evine dönmek zorunda olan arkadaşların psikolojisini görmüş olduk. Bu biz ilk günden beri tedirginliklerimizle başladık ama çok çok daha verimli ve teknolojinin çok çok daha iyi kullanıldığı bir süreci de beraberinde getirmiş oldu. Evet. Biz gerçekten çok iyi dersler aldık. Bilmiyorum herkes de bu şekilde dersler almıştır. Ama insanların ofiste sabit bir yerde olmak ya da ne diyeyim bazı işlerin özellikle imalat dışında ya da zorunluluklar dışında birçok işin gerçekten evden de yapılabildiğini hatta çok çok daha iyi yapılabildiğini gördük. Teknolojik anlamda çok şey kattı. Bilgi hani Evet. birçok şeyi hakikaten çok çok güzel kaldı. Tabii şöyle de bir şey gördük. Biz kültürel anlamda güzel şeyleri oluşturacağına inanıyoruz. Umuyoruz bu süreç ilerleyen zamanda da unutulmaz ki çok unutulacak gibi bir süreç değil açıkçası. Bütün dünyanın aynı anda Evet. gerçekten çok derin yaşadığı bir süreç mutlaka güzel katkılar bırakacaktır kültürel anlamda. Psikolojik anlamda şu dönemin uzamasıyla beraber tabii insanların artık sıkıldığı bir süreç ya da birçok arkadaşımızın gerçekten kendini yalnız hissettiği bir süreç oldu. Bizler elimizden geldiğince bunları tabii ki gidermeye çalıştık ama açıkçası ekonomik, sosyal anlamda yani ekonomi anlamında ilerleyen dönemlerde zor günler maalesef sadece lojistik sektörü için değil birçok sektör için bekliyor. Ama bunun yanında özellikle dünyadaki bu daralmanın Türkiye açısından çok iyi fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyoruz. Yani Türkiye bu anlamda demin lojistik firmaları ya da bizim gibi niş hatlar, Türkiye'deki Türk hat işletmecileri için söylediğim şeyi tüm Türkiye için de söyleyebiliyorum. Gerçekten çok güzel fırsatları önünde görmüş olacak. Çok iyi görüp de, çok iyi değerlendirebilirse ilerleyen dönemlerinde gerçekten maalesef böyle bir durumun Türkiye'ye çok çok faydası olacağına inanıyoruz. Yeter ki bu süreç sağlıklı bir şekilde geçirilebilsin. Evet. Peki Mahmut Bey, şu konudaki fikrinizi de merak Evet. ediyorum. Şimdi denizcilik sektörü bağlamında değerlendirecek olursak, ticaret savaşları söz konusu olabilir mi bu süreçten sonra? Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Açıkçası zaten görünmeye başladı. Yani sektör krizde, kriz hiç bitmiyor bizde. 2008'den sonra çok ciddi krizleri çok Maalesef. ciddi krizleri hakikaten ders olarak aldık. Buna alışık bir sektörümüz var. Buna alışık bir ülkemiz de var açıkçası. Özellikle bu dönemden sonra ortak faydalarda buluşulacak birleşmelerin olduğu ya da ortak hareketlerin olduğu
çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Bununla beraber de gerçekten 2020'nin son çeyreğinin özellikle Türkiye için çok güzel fırsatlar oluşturacağını ama Türkiye'nin dışında da dünyada bunu görebilen insanlar için çok çok güzel şeyleri beraberinde getireceğini inanıyorum. Peki son olarak Mahmut Bey, bizlere dilek ve temennilerinizi paylaşabilir misiniz bu zor günlerimiz için? Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Çok Biz teşekkür teşekkür ediyoruz. ederiz. Bizler bizlere düşen şekilde, yani zor zamanlarda insanın kalitesinin belli olacağı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Öncelikle çalışanlarımızın zaten sağlıklı olan kaygılarının yanına bir de maddi zararları ya da maddi hakikaten kaygıların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla beraber de psikolojik anlamda gerçekten yalnız hissetmemeleri için ilk gününden beri elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biliyorum ki biliyorum birçok arkadaşım da birçok beraber hakikaten sektörün duayenleri dediğimiz ya da sektörün önde gelenleri dediğimiz birçok arkadaşımız da bizlerle aynı doğrultuda hareket ediyor. İnşallah bütün işverenler aynı mantıkla hareket eder. Gerçekten herkesin birbirine saygılı olduğu, gerçekten emeğe saygı duyulan, gerçekten bu dönemde özellikle birbirimize ihtiyacımızın olduğu öngörülen bir süreçte devam eder. Umuyorum çok kısa zamanda da biter. Ve bittikten sonra sizin Umarım. deyiminizle yeni normali çok güzel adapte oluruz. Ondan da gerekli fırsatları çıkartmış oluruz diyorum. Mahmut Bey, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür Bir daha ediyoruz. beri ve Umarım bir dahaki röportajımızda karşılıklı olarak sohbet edebiliriz. O zaman da sorularımızı umuyorum sorabiliriz. Serpil'im size ve bir daha benim tüm çalışanlarımı buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın. İnşallah bir dahaki sefere Teşekkürler. beraber Hoşça görüşürüz. kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi Hoşçakalın. günler. Değerli bir haber takipçileri, bugünkü yayınımız da sona erdi. Sektörün nabzını bugün de bir haberde tutmaya devam ettik. Yine canlı yayınlarımız devam edecek. Her gün hafta sonları da özel programlarımız oluyor. Sizlerin de bildiği üzere. Şimdi bu videoyu bir iki saat içinde muhtemelen YouTube'da Vira TV'de aynı zamanda virahaber.com'dan tekrardan izleyebilirsiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.